Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. FIFA 2022'de antrenör kariyeri yapacağız Aston Villa ile ama şöyle bir şey var ki bu takımda 24 yaş altındaki Coutinho ve kiralık kalecimiz dışındaki herkesi gönderdim. Yani Aston Villa ile gençlik projesi yapacağız 24 yaşında altında oyuncu yok şöyle göstereyim sizlere 18 yaşında 23 yaşında 23 yaşında maksimum en yaşlı oyuncumuz 23 yaşında bir tek Coutinho var. Kendisi hem kiralık hem de takıma abilik yapsın diye Coutinho'yu bıraktım. Aynı zamanda bir tane e, Aston Villa'nın kiraladığı bir kaleci var. O da 31 yaşında. Onu göndereceğiz ama e, maalesef hani diğer kalecimiz de 55'lik ve Premier League'de 55'lik bir kaleciyle bir şeyler yapamayacağımız için onu da zaten iki kalecimiz olması gerektiği için gönderemedik. Şimdi Olsen'i göndereceğiz ve Borussia Dortmund'dan Bürki'yi kiralamaya çalışacağız. Önce Bürki'yi alacağız sonra 10 seni göndereceğiz ve daha sonra da 24 yaşının altındaki potansiyelli genç oyuncuları alabileceğimiz, alabileceklerimizi alacağız. Ve Aston Villa'yı genç oyuncularla başarıya götürmeye çalışacağız. Aston Villa artık küme düşmek istemiyor ve sürekli üst sıraları oynamak istiyor her sene. Aynı zamanda Avrupa'da da başarı istiyor ama bunun için... Genç oyuncularla çok yetenekli bir kadro kurmak istiyor. Hemen şunu da söyleyeyim. Buradan genç takıma geliyoruz. Genç takımda normalde bize bir tane çok iyi oyuncu veriliyor ve o oyuncu hem çok potansiyel hem de çok iyi oluyor. Ama biz o oyuncuyu da istemiyoruz. Genç takımı komple serbest bırakacağım. Biz genç takımı altyapıyı da sıfırdan kendimiz kuracağız. Öncelikle bize bir orta saha gerekiyor. Orta sahada eksiğimiz var ve orta saha için 16 yaşında çok potansiyelli ve aynı zamanda çok yetenekli Arda Güler'i götürmeye çalışan 1 milyon euro teklif ettim. 1.5 istiyorlar. Karşı teklif yapalım. Paramızı da idareli kullanmamız lazım. Çünkü genç yetenekler çok pahalı oluyor. 1.2 milyon euroya Arda Güler'i takımımıza getireceğiz. Hemen kendisiyle de sözleşme görüşmesi yapalım. 5 yıllık biz de 5 yıllık istiyoruz. 5 yıl boyunca Arda Güler Aston Villa'da olacak. Maaş olarak da ben direkt 10.000 vereyim reddetmesinler garanti olsun hem de ilerleyen zamanlarda da bizimle bir daha hani yenilemek istemesinler sözleşme için üzülmesin Arda. Şimdi hemen Arda'yı alalım. Arda Güler tabii ki burada eksi yok. Öyle yapacağız. Arda burada artısıyla oynayacak. Onun dışında kadro bu şekilde kadronun yedeklerini de göstereyim. Kadro dışında az önce bir oyuncumuz vardı. Şimdi Arda'yı aldığımız için iki oyuncumuz var. Takımdaki dediğim gibi Coutinho dışındaki Herkes 24 yaşın altında olacak bir de Bir iki alacağız Borussia Dortmund'dan O da olacak ama e, Az önce reddettiler beni Hani Opsiyon falan koymaya da çalıştım O yüzden reddettiler Ve aynı zamanda Türkiye'den bir Türk isim daha getirmek istiyorum Yine genç ve potansiyelli bir isim Ravil Tagir'e gideceğiz 2 milyon dedim sonraki satıştan pay eklediler Sonraki ek satıştan payı kaldırıp bir daha teklif yapacağım Ve 100.000 arttırdılar bunu kabul edelim çünkü bu oyuncular ilerleyen zamanlarda çok gelişebilirler. Sattığımızda güzel paralar kazanabiliriz. O yüzden son ekstra satıştan payları olabildiğince düşük tutmaya çalışacağım. Şimdi Ravid Tagir ile de sözleşme görüşmesi yapalım. Yine onunla da 5 yıllık anlaşıyoruz. Serbest kalma bedeli istiyorlar. Serbest kalma bedelini direkt reddedeceğim. Serbest kalma bedeli istemiyoruz. Maaşı onlar söyleseydi daha güzel olacaktı ama Ravid Tagir'e de biz 5000 diyelim. 5000 euro maaşta anlaştık Ravil Sagir'le Onun dışında yine ilk maçımızdan önce Scarlett'i alacağız. Kendisi Wonder Kid diyebiliriz. Çok acayip potansiyelli bir oyuncu. Onu Tottenham'dan getirmeye çalışacağız. 2 milyon euro teklif ediyorum ve Scarlett'i de takımımıza getiriyoruz Tottenham'dan. Şimdi Scarlett'le de anlaştık. Onun dışında şimdilik bir transfer yapmayacağım. Bu oyuncuları daha sonra düşüneceğiz. Hem de bir takımın gidişatına da bir bakalım. Bir maç oynayalım. Maça çıkalım ve zaten direkt de Aston Villa yönetim kurulundan gençlik programı çok iyi gidiyor diye mail geldi bize. Biz de zaten genç takım kurmaya çalışıyoruz. Gençlik programı yapmaya çalışıyoruz. Gençlik projesi yapmaya çalışıyoruz. Takımımızı tamamen genç yapmaya çalışıyoruz. Hemen burada Arda Güler'i aldığımız gibi aynı zamanda Scarlett'i de 11'e alalım. Şöyle Ravil Tagir'i de 11'e alıyorum. Buraya aldım Yankı'da yedeklere. Ve Coutinho şu an eksiyor büyük ihtimalle ama bakalım bir hemen. Eksiyemiyor. Sol kanat oynuyor Coutinho. Sol kanatta kalsın. Zaten kendisi kiralık. Sadece bir sene bizimle beraber oynayacak. Şimdi Aston Villa kariyerinde gençlik projesi yaptığımız bu takımda bakalım ilk maçımızda hazırlık maçımızda neler yapacağız. Ve ilk maçımıza hazırız. İlk maçımıza Scarlett'in santra vuruşuyla başladık. Arda Güler. Arda gelir gelmez 7 numarasını da almış Arda. Rakip takım geliyor hata defansımız evet müdahaleyi yapamadık ve direkt dakika 9'da maalesef ilk golümüzü yiyoruz defansta ufak bir anlaşmazlık oldu. Çok iyi kaçtı arkaya rakip takımın oyuncusu ve maalesef golü yedik. Ramsey pasını verdi Coutinho'ya. Çok güzel pas. Coutinho çekti topu. Coutinho baktı kaleye. Coutinho vurdu. Top dışarıda. Luis, Ramsey, Ramsey döndü. Pasını verdi. Şöyle içeriye doğru bir top Scarlett'e. Scarlett kontrolü birazcık kötü. Biraz fazla açtı ayağından. Kaleci çıktı aldı ama Arda Güler araya girdi. Arda vurmak istedi. Defans girdi araya. Defansımızda çok boşluk veriyoruz. Neyse ki giden güzel bir müdahale. Ramsey kaptırdı topu. E şöyle biz bu kariyerde reytinge bakmayacağız. Zaten herkes genç olduğu için gençliğe potansiyeli de yani bakacağız ama oynatacağımız oyuncularda çok bakmayacağız. Burada büyük bir hata geldi şu anda. Topu uzaklaştıramadık. Neyse ki kalecin üstüne bir şut. Oynatacağımız oyuncularda boş alana koşusuna bakacağız. Defanslarda birebirde müdahalesine bakacağız. Hücumlarda birebirde çalımına bakacağız. Burada bu arada bizden desteğe gelen bir oyuncu yok. İleriye doğru dikeceğim topu mecburen. Coutinho ile indiremedik. Foul. Sürekli formasyon, rakibe göre formasyon değiştireceğim. Sürekli taktik değiştireceğim takımın. Bu arada rakip takım önde basıyor. Biz topu taça attım bir kez daha. İleri çıkamıyoruz. Tüm takım ileride. Golü de yediğimiz şekilde defansa geriye gelen kimse yok. Bunların hepsi önemli şeyler. Herkesin yani istatistiğini tutacağım. Herkes hakkında bir fikir edineceğim ve buna göre oynatacağım oyuncuları. İyi olmayan oyuncuları, sahada iyi gözükmeyen oyuncuları... ...ratingi yüksek olsa da oynatmayı planlamıyorum aynı zamanda rakip takıma göre, rakip formasyona göre ve maçın gidişatına göre sürekli formasyonda değiştirmeye çalışacağım. Arda Güler. Arda gidiyor. Arda. Arda. Arda geçti rakibini. Arda sol ayağıyla vurdu. Kaleci ardından direkten dönüyor ama. Scarlett tamamlıyor pozisyonu. 1-1 yapıyoruz. Dakika 34'te Scarlett'in golü. Arda Güler attı çalımı vurdu. Direkten dönüyor ama. Scarlett tamamlıyor. Arda Güler girdi araya. Arda. Pasını verdi Ramsey. Ramsey bıraktı Coutinho'ya. Coutinho o da verdi pasını. Şimdi Arda Güler içeride. Arda'ya doğru bir orta. Arda vuramadı kafayı. Ramsey ile indirirsek hatamız devam eder. Ramsey indirdi Coutinho'ya. Coutinho verdi pasını. Bailey. Bailey vurdu. Dakika 37'de 2-1 öne geçiyoruz. Bailey'nin golü. Kornerden dönen top. Şut geldi. Coutinho araya girdi. Arda Güler'e doğru bir pas ve ilk yarı bitiyor. İlk yarıda 2-1'lik üstünlüğümüz var. Geriye düşsek de pes etmedik ve gençlerle öne geçtik. Scarlett'in bir golü var. Bir gol olmasına rağmen ben yine yankı da alacağım. Onu da bir deneyelim. Sonuçta dediğim gibi hiçbir şekilde reytingleri önemsemeyeceğim. Golün nasıl atıldığı da önemli bu arada. Asist de önemli. Yani bu kariyerde her şeyi biraz daha gerçekçi değerlendirmeye çalışacağız. Ramsey'e topu çizgide tuttu Ramsey. Şimdi verdi pasını Bayley'e doğru. Bayley o da topu içeride tuttu. Bayley tekrar Ramsey'e verdi. Ramsey Arda Güler'e çok güzel top. Arda Güler. Arda içeri çevirmek istediği yerden rakip defans araya giriyor. Arda pasını verdi Ramsey'e. Ramsey. Ramsey o da verdi. Yank vurdu kaleci kurtarıyor. Dönen top Cotinho vurmak istedi. Defans girdi araya. Önde basıyoruz. Arda'nın müdahalesi Yank'ta kaldı top. Cotinho Coutinho döndü. Coutinho pasını verdi Young. Young döndü. O da verdi. içeriye Arda Güler'e Arda Güler vurdu. Ve 3-1 dakika 67'de öne geçiyoruz. Bastık ve bu golü hak ettik. Güzel bir pas. Golü yedik ama offside. Ramsey çok iyiydi gerçekten. Ramsey'i beğendim. Bugün sahanın her yerindeydi. Ama Ramsey'i oyundan çıkartacağım. Ramsey de dinlensin. Hem de bir oyuncu daha deneyelim sahada. Ravil Tagir'den büyük hata. Şut geldi. Kaleci kurtarıyor. Korner. Arda Güler'i de çıkartıyorum bu arada. O da dinlensin. O da iyiydi bu maçta. Bir tane de golü var. Coutinho. Coutinho kontrol etti. Coutinho. İki kişinin arasından sıyrılabilecek mi? Sıyrıldı. Coutinho gidiyor. Coutinho. Verdi pasını. Şöyle bir pas daha Bailey'e. Bailey. Beyli ile kontrayı yakalarız. Beyli hızlı. Beyli çekti topu. Beyli'ye. Şimdi verdi pasını Coutinho'ya. Coutinho çok güzel top. Vurdu. Kaleci kurtarıyor. Ravil güzel bir müdahale geldi. Mesela bu müdahalelerde önemli defans oyuncularında bunları yapabiliyorsa burada çıkartamadık topu Ravil Golü de yemek üzereyiz ve maalesef gol yiyoruz ama ya bu biraz da hani şeyin suçu değil. Ravil suçu değil de değişiklikte de yapmayacağım. Bu 6. 7. kez oluyor. Yani ileri çıkamıyoruz bir türlü. Rakip takım biraz fazla önde basıyor. Bizim oyuncularımızın da hiçbiri kaleciye de desteğe gelmedi. Bu sefer Ravil Tagir'e de desteğe gelmiyor. İleride bekliyor olur öyle topu ama topu size kim çıkartacak yani. Ve maç bitiyor. İlk maçımızda gençlerle 3-2 ilk maçımızı kazanıyoruz. Goller bizim için önemli olacak. Çünkü Premier Lig'e geldikten sonra biraz daha gol atmakta zorluk çekeceğiz. Aynı zamanda savunma yapmakta da zorluk çekeceğiz. Şimdi yine bir transferlere bakalım. Ben Martins'i de almak istiyorum orta sahaya. Orta sahamızı olabildiğince güçlendirmek istiyorum. Çünkü çok çok daha yetenekli oyuncularımız olmadığı için biraz daha pas futboluyla ilerlemeye çalışacağız. Bireysel yetenek kullanamayacağımızdan dolayı paslarla rakip takımı geçmeye çalışacağız. Çok önemli istiyor bu arada Martins. Karşı teklif önemli diyelim. Önemliyi kabul etmiyorlar. Tamam çok önemli olsun Martins için. 5 yıl istiyorum onun içinde. 26 yaşına kadar Aston Villa'da serbest kalma bedelini iptal ettim. Maaşı kendileri istediler ama biraz fazla istediler gibi sanki. Şöyle 24.000 de diyelim. 30 bin'e çıkarttılar. O zaman imza primini azaltacağım 100.000. Onu da kabul etmiyorlar. Tamam neyse bunu kabul edelim. Çok da bir sıkıntı yok. Aynı zamanda mensahı da alalım belki. Çünkü bek de ihtiyacımız var. Mensa için de direkt 5 milyon euro teklif edeceğim ve Mensa'da takımımıza gelmiyor. Direkt Martins'i istediler. Daha alalı yeni oldu Martins'i. 5.4 milyon euro. Ay, çok verdik ama neyse. Değerini ben bir an 5.5 sandım, değeri 4.5'miş. Biraz fazla verdik ama sıkıntı yok. Mensa'da takımımıza geliyor. Martins'i Luis yerine aldım. Defansif orta saha aldım. Bu maçta defansif orta saha dinleyeceğiz. Aynı zamanda hemen bek'e de Mensah alalım. Mensah normalde sol bek ama sağ bek de oynar. Sıkıntı yok. Sağ ayaklıymış ama çok da bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Sol bek de oynar mensah. Oyunculara gelişim planları da verelim. Arda Güler'e gelişmiş oyun kurucu dedim. Pasa artsın istiyorum Arda'nın. Skalet içinde gol makinesi diyeceğim. Onun da bitiriciliği artsın. Baya bir genç oyuncuyu da bu arada kiralık listesine ekliyorum. Kiralık da gönderebilirim. Gezen santrafor diyorum yank içinde. Ve oyuncuların çoğuna gelişim planını verdim. Aynı zamanda bazı oyunu atmayacağımız ama yine de genç olan potansiyelli olan birkaç oyuncu da kiralık listesine koydum. Şimdi hazırlık turnuvasında rakibimiz Trabzonspor. Ve maça Trabzonspor başlıyor. Batuhan Körün santra vuruşuyla Batuhan Körü tercih etmiş Trabzonspor 11'de. Hamşik. Mensa. Martins. Verdi pasını Arda'ya. Arda. Arda. Beyli'ye çok güzel verdi. Beyli. Çekti topu Beyli'ye. Beyli baktı kaleye. Beyli vurdu. Defansın müdahalesi korner. Vişya ile kontra yakaladı Trabzonspor. Vişya birazcık kanada çekti topu. Kontrayı birazcık yavaşlattı. Berat. Bakesetas. Bakesetas. Verdi pasını Batuhan Kör. Batuhan Kör. Vişya'ya verdi. Edin Vişya. İçeri doğru gidiyor. şey ortaladı. Rabil Tagir'den kafa geldi. Kritik bir müdahale Rabil Tagir'den. Şimdi Martins'le çıkıyoruz. Martins çok kötü bir pas. Bailey. Bailey hızlı. Bailey verdi pasını Arda'ya. Arda güler. Arda attı çalımı. Arda gidiyor. Arda güler. Arda kendi gidiyor. Arda vurdu. Uğurcan Çakır kurtarıyor. Korneri kullandı. Coutinho ile Ravil Tagir'e doğru. Ravil vurmak istedi. Kafayı vuramıyor. Arda Güler indirdi topu. Arda'ya arkadan bir müdahale ama Arda kaybetmedi. Bailey Coutinho'ya verdi. Coutinho çekti topu. Faal beklentimiz var ve faal alıyoruz. Topun gerisinde Coutinho. Coutinho orta açmak istedi ama ben şut çekeceğim Coutinho'yla. Kornerlerden etkili olamıyoruz. Belki buradan serbest vuruştan bir tane atarız. Coutinho'yla vurduk. Barajdan seken top dışarı çıkmıyor. Hamşik engelledi dışarı çıkmasını Beyli indirdi ama topu ataması hala devam edecek. Martins büyük bir hata geldi Martins'ten. Batuhan kör. Geriye döndü Berat. Berat'tan uzun bir top Vişya'ya ama Ravil Tagir Vişya'dan daha yakın topa ve topu alıyor. Mensah tekrar Ravil e döndü. Edin Vişya girdi araya. Batuhan kör. Bu sefer de Mensah'la girdik araya. Mensah'tan büyük bir pas hatası. Kaleciye dönmek istemiştim. Mensah kaptırdı topu orada ama yine araya giriyoruz. Yine top Trabzonspor'da kaldı. Bir kere daha girdik araya bu sefer out. Ramsey, Mensah. Mensah verdi pasını Coutinho'ya. Coutinho. Coutinho şekli topu. Coutinho gidiyor. Coutinho yine yerde kaldı. Bir faal daha Coutinho'ya. Coutinho buradan da vuracak. Şöyle Coutinho'yla vurduk ama top dışarıda. Serbest vuruş vurmayı daha yeni yeni çözüyorum. Çünkü sağ anolum bozuktu eskiden. Yani yukarı aşağısı çalışmıyordu. Onu daha yeni düzeltebildim. Şimdilik yani serbest vuruş vuramıyorum. Tamam ama Öğreneceğim onu. Ramsey, Coutinho ile oynadı. Coutinho. Edwin Vizcarra'ya girdi. Mi? Mensah tekrar Coutinho'ya çevirdi. Coutinho da Mensah'a verdi. Mensah süratli. Mensah gidiyor. Mensah. İçeriye çok güzel çevirdiği yerden Skallet'le vuramıyoruz. Ve ilk yarı bitiyor. 0-0. Şu anda Trabzonspor'la beraberlik var. Batuhan. Batuhan kör verdi pasını Vizcarra'ya. Vizcarra. Karşısında Mensah var. Mensah. Mensah'la alamadık topu. Vişça'dan çalım geldi. Vişça içeriye doğru çevirdi. Hamşe'ye doğru. Hamşi kurdu kafayı. Kalecimiz kurtarıyor. Dönen topla Bakese tas vuramadı. Ravil uzaklaştırıyoruz. Berat Özdemir indirdi. Batuhan Kör. Edin Vişça. Vişça girdi içeriye. Vişça içeri çevirecek mi? Çevirmedi. Şimdi ortaladı. Evet. Ravil Tagir'in eline çarpıyor top. Aslında burada bir elle müdahale yok ama kapalı olmasına rağmen çıkıyor elle müdahale kararı. Çünkü burada baktığımızda eline çarpmasa zaten vücuduna çarpacak. Ama yine de elle müdahale kararı çıkıyor ve Edwin Vichy penaltıyı gole çeviriyor. Arda pasını verdi Martins. Martins tekrar Arda ile oynadı. Arda Güler. Arda geçti Hamşi'yi. Arda pasını verdi Scarlett'e. Scarlett tek topu Remse'ye. Remse uzaktan vurdu. Uğurcan Çakır kurtarıyor. Merkez orta sahaya çekelim Martins'i ve Luiz'i de oyunu alıyorum Arda yerine. korneri kullanacağız Coutinho ile. Coutinho kullandı korneri Bailey'e doğru. Bailey vurdu kafayı. Uğurcan Çakır için kolay top. Ve dediğim gibi her maçta maçın gidişatına göre taktik diziliş değiştireceğim. Ve yine değiştirdim şöyle taktiği. 3 defansa döndüm biraz daha hücum taktiği. Orta sahada yoğunlaşacağımız bir taktik. Çünkü her maça kazanmak için çıkacağız. Hazırlık maçı da olsa geride olduğumuz bu maçı kazanmak istiyoruz. Martins güzel top. Ramsey onun da tek topu güzel. Coutinho ile gidiyoruz. Coutinho. Coutinho vurdu. Uğurcan kurtarıyor. Martins verdi pasını. Bailey ile oynadık. Bailey. Bailey ceza sahasında. Bailey kendi gidiyor. Bailey vurdu. Uğurcan kurtardı. Dönen top Bailey çıktı. Kafayı vuramadı. Oyun kurmayı hızlı oyun kurdan yavaş oyun kuralıyorum. Oyunu biraz daha yavaş kuralım. Orta sahada hakimiyeti sağlayalım. Ramsey. Coutinho oyun oynadı. Coutinho attı çalımı Coutinho. İnanılmaz çalım Coutinho gidiyor. Coutinho oyun oynadı. Coutinho. Coutinho oyun oynadı. Coutinho. 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 Hala kendi gidiyor. Coutinho çekti topu. Coutinho şimdi kaptırdı ya. Orada güzel bir çalım gelmişti Sertan'a. Ama daha sonrasında Coutinho hem desteği alamadı hem de içeri çevirmek istemedi derken Mensah'la aldık. Mensah Yank'la oynadı. Yank kendi gidiyor. Yank. Yank vurdu. Uğurcan kurtarıyor. Dönen top. Çıkmadı ama Ramsey'de. Ramsey de. Remsey Ramsey uzaktan vurdu. Ramsey üst direkten dönüyor. Scarlett'le tamamlayamadık ama penaltı. Penaltı çıkıyor. Bir elle müdahale bizden. Bir elle müdahale de onlardan çıkıyor. Şimdi Coutinho ile penaltıyı kullanacağız. Penaltıyı gole çevirmek istiyoruz biz de. Coutinho geliyor. Coutinho. Coutinho. Coutinho vurdu ve Coutinho golü atıyor. 1-1 yaptık durumu. Dakika 86'da penaltıyla topu alamadı Coutinho. Kaptan Coutinho yetenekli hem de deneyimli Coutinho. Bakalım takımı ne kadar taşıyabilecek Premier Lig'de. Abdülkadir Ömür mensahı geçti. Abdülkadir Ömür döndü şimdi geriye doğru gidiyor. Pasını vermek istedi. Hamşik değil. Canini. Canini'den güzel top. Araya girdik Hamşik. Tamam bir katıyor. Dakika 90'da 2-1 yaptılar durumu. Young tek başına 5 kişiye karşı. Yani bir şeyler yapabilir mi? Yapamıyor tabii ki de. Maç bitmek üzere. Hem hücumda hem de savunmada. Ya desteğe gelen çok az oyuncu var gerçekten. Pozisyon almaları da kötü olabilir oyuncuların. Bilmiyorum ama destek çok az. Şimdi Scarlett. Scarlett Young'la oynadı ama maç bitiyor. Maalesef Trabzonspor'a 2-1 kaybettik. Manchester United Bailey istiyor. Bu teklifi reddedeceğim. Roman Bürki'yi Dortmund'dan kiralamak istiyoruz. Kendisi Dortmund'da oynatılmadığı için Aston Villa'ya gelmeyi kabul etti. Temel şartlar diyeceğim. Satın alma opsiyonu koymayacağım. Ve bir yıllık Roman Bürki'yi Aston Villa'ya getiriyoruz. Maaş olarak karşı teklif %50'ye 50 diyorum. 60'a 40 geldi. 55'e 45 nasıl olur? Teşekkürler Roman Bürki. Aston Villa'da. Evet bu maça kadar gelmedi Bürki. 20 yaşında bir defans Benficalı. Bakalım Aston Villa'ya gelecek mi Morato? 20 yaşında 74 ratingi var. Gayet de potansiyelli. Aston Villa'ya geliyor. Evet. Gelmiyor. Maaşı reddettiler. Gayet de potansiyelli. Aston Villa'ya geliyor. Rakip Hoffenheim. Ama Hoffenheim maçını oynamayacağım. Hızlı simüle ediyorum. Ofsaytla berabere kaldık ve Roman Bürki takıma geliyor. Hemen Bürki'yi takıma alıyoruz ve ve evet, Roman Bürki geldiği için kalecimizi bıraktık, serbest bıraktık yani kiralık sözleşmesini feshettik. Çünkü bundan sonra az takım kalecimiz Bürki olacak. Aynı zamanda şöyle, şimdi Arda Güler'e ben pas çalıştırıyorum ya. 2 hafta pas çalışsın tamam. Bir rating atlasın, 63 olsun. Biraz da pası gelişsin ama ondan sonra Kendisine dinamo çalıştıracağım ki beceri hareketleri gelişsin. Hem de driplingi gelişsin o da çok önemli. iki hafta geçsin sonra da beceri hareketini geliştirmeye çalışacağız. Kadro derinliğine hiç sahip değiliz maalesef. Bu bizi en çok etkileyecek şeylerden birisi olacak Premier Lig'de de ama daha 25 milyon euro transfer bütçemiz var. Solbeck için 12 ay içerisinde sözleşmesi biten 21 yaşında Alex getirmeye çalışacağım bakalım. Sol beke 10 milyona gelmiyor. 13 milyon teklif ediyorlar. 11 milyona Alex gelir mi? Bir daha 13 milyon. Ama sözleşmesi de bitiyor o zaman 12 milyona verirsiniz diye düşünüyorum. Teşekkür ediyorum. Bakalım burada maaşı kendileri söyleyecekler mi? Maaşı bize bıraktılar. Burada bari 15 bin diyeyim. Bunu kabul etsinler. 15 bin de reddettiler. Demek ki az veriyorum. Yani ikisi de 7 bin alıyordu. İkisine de 15 bin dedim. İkisi de reddetti. Yarı finalde. Möşün bak. bize eliyor. 4-2. Yani genç oyuncu transferini de çok fazla abartmak istemiyorum. Çok fazla Wonder Kit de almak istemiyorum. O yüzden birkaç transfer daha yapacağız. Daha sonrasında kalan parayla altyapıya falan da yatırım yaparız. Milan'dan gelen bu teklifi kabul edeceğim. Bir görüşme yapalım. Eğer 30 milyon verirlerse bu teklifi kabul edeceğim. 28 milyon ve güzel. Sattık. Eğer kendisi de giderse 20 milyon civarı bizim transfer bütçemize biraz daha eklenecek. Ve satıldı. Transfer bütçemize 24 milyon euro eklendi. Hemen biz transfer yapalım. Şimdi ikisine de tekrar gideceğim. Morato'ya da Alex'e de. ikisini de takıma getireceğiz. Burada 13 milyon anlaşmıştık. Direkt 13 milyon verip alacağım diyecektim. Çok fazla istediler bir anda. Sözleşme yenilemişler. Biz alana kadar adamın sözleşmesini yenilemişler. O yüzden çok fazla para istiyorlar şu anda bizden. Maksimum bu kadar verebiliriz. 18 milyon verebiliriz. E, güzel anlaştık Alex ile. için kiralama teklifi var. Direkt reddettim. Çünkü Ramsey 11 oyuncumuz. Bu arada ben girden memnunum. Moratoyu buraya getireceğim. Raviltagir ile oynamaya devam edeceğim. Çünkü Raviltagir'i bayağı sevdim. Güzel oynuyor aslında. Böyle yedekleri de yerleştirdik. Transferlerimiz oldu. Skalet, Arda Güler. Morato. Mensah. Alex. Ve aynı zamanda Martins'i getirdik. Bir de Bürki'yi de kiraladık. Güzel transferler yaptık. Oyuncu izleme sistemi kuralım. Ve İngiltere'ye 9 aylığına gönderelim. 5 tecrübe 5 görüşü varmış kendisinin. Onu 9 aylığına İngiltere'ye gönderdik. Şöyle bir bakalım. Yedekleriyle beraber. Coutinho'nun yedeği. Evet. Bizde bir tane sadece bir tane de kanat lazım. O kanatı aldıktan sonra artık hiçbir mevkide ihtiyacımız olmayacak ve genç kadromuzla Premier Lig serüvenimiz başlayacak. Şimdi şöyle Arda Güler'i getirdik. O zaman neden Kerem Aktürkoğlu'nu getirmeyelim? Kerem Aktürkoğlu'yla da görüşme yapalım. 6 milyon değeri varmış Kerem Aktürkoğlu'nun. Direkt 7 milyon euro teklif edeceğim Kerem Aktürkoğlu için. Martins istediler. Takas oyuncusunu çıkartıyorum. Martins artı 6 milyon istedikleri için. Pardon. 10 milyon teklif edeceğim Kerem Aktürkoğlu için ve anlaşıyoruz. Galatasaray'da çok maaş veriyormuş Kerem'e. Biz de bayağı bir verdik ve çok da fazla vermişiz. Artık maaşla uğraşamam. Yani reddetmelerini de istemiyorum. Zaten paramızda bayağı bir kaldı. Maaşımızda bayağı bir var. Bu yüzden çok bir sıkıntı yok. Maaş hatta bayağı bir varmış. Maaşı bir oyuncuya vermedik yaptığımızda 65 milyon daha transfer bütçesi açılıyor. Ama oyuncu almayacağım. Bu arada evet başlangıç bütçesi 40 bin diyordu. Ve zaten normalde baktığımızda da 15 bin falan kalmıştı ama maaş bütçesi 1 milyonmuş. Maaş bütçesini kısınca bizim 65 bin daha aslında transfer bütçemiz kalıyor ama gençlik projesi maksimum transfer yaparak bu kadar olmalı bence. Bu gayet iyi bir gençlik projesi. Bakalım genç takımla Premier Lig'de neler yapabileceğiz. Öyle bir tane antrenmanı kendimiz yapalım takımla antrenman kampına çıkalım. Arda Güler yine ortaladı Scarlet'e. Scarlet vurdu kapıyı. Golü attık. Arda ortaladı. Scarlet, Scarlet vurdu. Atıyoruz golü. Antrenmanı yaptık. Ağımızı aldık. Kerem Aktürkoğlu aşırıtmak istedi. Kaleci yine kurtardı Bürki. Kerem sol ayakla plaseyi vurdu. Bürki yine kurtardı. Bürki bir tek Kerem'in şutları kurtarıyor. Beyli. Bailey vurdu mesela. Bailey'ninkini kurtaramadı. Kerem bu sefer kale boş. Kerem Akdürkoğlu antrenmandaki ilk golünü atıyor. Onun topunda da bir kirdi araya. Kerem vurdu. Kerem attı. Beyli'yi çekti. Beyli de vurdu. Beyli de atıyor. Güzel atmaya başladık. Kerem Aktürkoğlu bu antrenmandan C aldık ama yeterli. Sıkıntı yok. Antrenmanlar bu şekilde. Antrenmanları yaptım. Şimdi yine antrenmanları atlayalım. İlk maçımızda Premier Lig'deki ilk maçımızda rakip Watford olacak. Ama ne zaman bir sonraki bölümde kanalıma abone olup bildirimleri açarsanız eğer diğer bölümlerden haberdar olabilirsiniz. Aynı zamanda aşağıdan videoyu beğenirseniz ne kadar çok beğenirseniz ve ne kadar hızlı beğenirseniz o kadar çok ve o kadar hızlı yeni bölüm gelir. Görüşürüz bay bay.